İyi akşamlar değerli dostlar, kıymetli izleyiciler. Hepinize sağlık ve huzur dolu bir hafta sonu diliyorum hafta sonuna yaklaşırken. Bugün Ufuk Hattı programımızın ikincisini Profesör Doktor Gültekin Çetiner Bey ile birlikte icra edeceğiz. Bu programda neler konuşacağız? Önce bir önceki programın özetini yapacağız. 1 Şubat 2013 tarihinde yapılmış olan birinci programımızın özetini yapacağız. Akabinde şimdi bugünkü programımızın içerisine gireceğiz. Orada nedir? Temel ekonomi. İnsan nasıl yaşar? Ekonomi ve iktisat tanımları nelerdir? Reel fiziksel ekonomik döngü, doğal iktisat döngüsü nedir? Nasıl oluşturuluyor? Pazarların önemi nedir bunların içerisinde? Bunları konuşacağız. Daha sonra da programın sonuna doğru bu doğal iktisat döngüsünü iyice anlattıktan sonra, bunun iyice anlaşıldığına kanaat getirdikten sonra parayı takdim etmeye başlayacağız. Para nedir ve bu sisteme para nasıl giriyor? Evet, Sayın Hocam, iki hafta önceki programımızın şöyle bir genel özetini yapar mısınız? Hem yeni başlayan, bizleri izlemeye başlayan izleyicilerimiz için hem de konuyu bağlamak, birbirlerini bütünleştirmek için. Memnuniyetle. Öncelikle ben de hayırlı akşamlar diliyorum kıymetli izleyicilerimize. Geçen hafta izleyicilerin özellikle takip ettiği gibi paradigma, yani değer sayım kavramını tanımladık. Sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi zihinlerde devrim yapmak gerekir. Evet. Önce fiillerde devrim yapmadan önce. Bu anlamda biz bir nedir değer sayım ile format atmış olduk. Nedir? Bunun içerisinde tanımını yaptık. Değerler kurallarıyla, kendi içerisinde barındırdığı deney ölçüm araçlarıyla, yorumlama ve yorumlamalar için geliştirdiği her türlü enstrümanlarıyla bunları açıkladık ki bu hafta içerisinde sizinle paylaştığımız gibi çok olumlu dönütler aldık. Evet. Gerçekten paradigma konusunda insanlar, yani değer sayım dediğimizde artık çok iyi anlamış oldular. Hatta güzel bir tweet de atmış canım siz onu, Mustafa amca diye. Evet, yani orada bir Mustafa amcamız var tanıdığım. Değer sayımı, benim değerlerimi saymayanı ben de saymam. Ben evet. Benim anladığım budur dedi. O evet. Pek pratik bir anlatış yani. Evet. Pek pratik bir evet. Anlayış. Evet. Değer sayım dedikten sonra değer sayımın işte açıklamalarını, örneklerini verdik. Değer sayımla bir ülke nasıl felç olur ve değer sayım felcine uğrayan ülke nasıl batar? İşte İsviçre örneği, sağlık sektörü vesaire, onları verdik. Japonya örneğinde vererek ne dedik? Değer sayımla da bir ülke çıkış yapabilir dedik. Bu şekilde farklı örneklere de girdik. Değer sayım felcinden ve o anlamda dogmalardan bahsettik. Yani asla kimse bizi işte bu noktada yenemez. Bu paradigmayı, bu değer sayımı kimse yenemez. Güçlü oldukları zamanda özellikle bu değer sayım felcine uğramış insanların veya grup veya ülkelerin bunun içerisinde dogmalarda boğuştuğunu ve ondan sonra sıfır zemin dediğimiz şeyden bahsettik. Yani burada değer sayım değiştiği zaman yeni değer sayımın o öncüleri veya değer sayımı değiştiren ülkeler veya topluluklar dedik. Nedir? Adeta bir fırlayarak roket gibi yeni değer sayımla, yeni kurallar onlar tanımladıkları için başarılı, çok daha başarılı olabilirler. Çünkü diğerleri bir anlamda artık eski kurallar tıkanmıştır. Eski değer sayım artık çözüm üretemeyince yeni değer sayım, yeni çözümlerle bir anda bir ülkenin, bir toplumun ya da bir işte şirketin evet. Fırlamasına aynen. Daha büyük adımlar atarak ileri gitmesine vesile olur dedik. Burada değer sayım etkisinden bahsettik. Değer sayım etkisi nedir? Değer sayım içerisinde kapalı kalmış diyelim ki bir grup nedir? Başka gelen, yani sınırlarda özellikle sorgulamalar geldiği zaman buna gözünü kulağını kapadığını, yani dogmalar içerisinde boğuşun ve onu asla anlamadığını, bunun çok dediğimiz gibi paradigma felci veya değer sayım felcine yol açtığını da söyledik. Değer sayım öncülüğünden bahsettik. Nedir? Ülkeler özellikle yeni bir dünya kurulacaksa dedik. Biz tabii konumuz itibariyle programımız nedir?
iktisat ve ekonomi politik yani dediğimiz çerçevede yeni bir dünya kurabilmek için onun öneminden bahsettik. Bir de şöyle bir örnek de bu hafta içerisinde sizinle paylaşır yani konuşurken gelişti. Çok güzel bir örnek gerçekten. Bildiğimiz gibi AVM'ler açılıyor her yere. Yani evet, devasa mantar gibi her yerde bitiyor. Her yani günde belki yüz binlerce insan geliyor oraya da ziyaret ediyor. Ben bunu farklı kişilere de yani sizinle paylaştıktan sonra hakikaten arkadaşlarla paylaştım, akademisyen ve diğer halktan arkadaşlarla. Ya her yere mantar gibi yapıyorlar. Fakat dikkat ederseniz gidin büyük merkezlerde mescit bulamazsınız. Küçücük mescit AVM kocaman yapmışlar her şeyle. Ama bir tane mescit yok. Ben geçen bu İçeren köyde çok büyük bir AVM var. Oraya gittiğimizde yani şeye sordum oradaki güvenlikçilere. Gayet doğal olarak burada mescit yok dedi, geçti gitti. Aynen. Bir arkadaş da geçen dilekçe yazdığını söyledi. Bir öğretim üyesi arkadaşı yine söylüyoruz. Böyle şikayette bulundum dedi. Hakikaten arkasına takip etmiş. Ve en sonunda bana şöyle bir cevap geldi diyor. Projemizde böyle bir şey olmadığı için kusura bakmayın yapamayız. Şimdi bu noktada bakın yani biz nedir? İnsanlar zamanı gelince oy isteniyor, oy veriyorlar. Yani herkes nedir? Bizim hani Mustafa amcanın dediği gibi bizim değerimizi yani saymayanı ben niye sayayım diyor ya. Yani her şeyi soruyorlar. Yani boyasına, badanasına, işte bir AVM, ufacık bir dükkan, işte yeterince penceresi var mı, şundan uzak mı, şuna yakın mı? Rengini beğenmedim. Hadi almadın, ruhsatı vermiyorum. Yani ufacık yani bir şeyden. Onlara ruhsat veren belediye şahıslar önlerine proje geldiği zaman o projenin her türlü detayına, teknik detayına bakabiliyorlar. Aynen. Kaç tane tuvalet var, bebek bakım yeri var mı, aynen, yok mu, yangın çıkışları, bilmem ne çıkışları. Ama işte burada kardeşim bu kadar adam girecek çıkacak günde bunlar mesela bunların doğal olarak halkın %99'unun Müslüman olduğu, inançlı, aynen, olduğu insanların yaşadığı bir yerde ben bir AVM açıyorum. Oraya o izni halk adına, bizim adımıza veren belediyenin sorunu, sorunluluğu. Aynen. Şimdi kulağı yani şöyle göstermek. Yanlış yere yazıyoruz. Aslında bu açıdan, aynen, bu değer sayımından baktığımızda, aynen, dilekçeyi bizim öğretim üyesi arkadaşımız yanlış yere yazmış. Aynen. Doğru. Yani kulağı böyle göstermek. Yani siz veya o gidiyor yani, siz değil o yani arkadaş veya başkaları. Zaman zaman gidiyoruz. Ben söylüyorum. Kendime de söylüyorum. Ya burada niye mescit yok? Şu bu. Yani yanlış adres dediğiniz gibi. Yani neden onlar diyelim ki biz oy veriyoruz. Bizim değer sayımız belli. Ona göre oy alıyorsunuz. Ya bunları yani projelendirme aşamasında niye sorgulamıyorsunuz? Ya tabii yani, onu belediyeye sorulacak. Tabii belediye yani soracak. Belediye başkanı yani, diyelim ki seçimler geliyor. Evet. Belediye herhangi bir AVM'de mescit yoksa o AVM'yi işleten insan ne cevap vermiş? Bizim projemizde yoktur. Yok. Tamam, o projeyi onaylayan kim? Oradaki belediye. O zaman belediyeye soracak arkadaş. Tabii. Yanlış yere sormuş. Tabii, sen arkadaş mi? Senin değer sayımında tabii, benim değerlerimi, bu var olan bu inanç değerlerimi niçin senin değer sayımında yok? Senin önüne bir proje gelmiş. Evet. Gözün kapalı atmışsın imzayı altına. Evet. Ondan sonra buyruğunu açın demişsin. İyi de sen benim adına atıyorsun o imzayı. O zaman, hı, benim değerlerimi sen niçin saymıyorsun? Niçin, evet, bunların peşinde değilsin? Niçin aramıyorsun? Bizden, hı, vergi almaya, para almaya, işte çöp vergisidir, bilmem nedir, işte her asfalt şey, katkı payıdır, her şeyi almasını biliyorsunuz. Doğru. Tamam, o zaman bize hizmet etmeye gelince, AVM açılınca sen, evet, bu ruhsatı projede böyle bir şey yoksa nasıl verebiliyorsun? Evet. Aslında çok güzel bir şey söylediniz hocam. Yani, evet, farklı bize hep şeyi yönlendirilir. Yani gidin oradaki adamları, yönetime dilekçe verin. Ne dilekçe? İşte ben böyle böyle bir şeyi talep ediyorum. Ben niçin sana dilekçe vereceğim? Evet. Sana bu izni veren adamın kafasında arıza varsa senin için koşturacağım, evet, ben. Burada AVM'lerle ilgili açılmışken bir örnek daha vereyim hocam. Biliyorsunuz kapalı çarşı var. Evet. Yani binlerce esnafın ve ailelerin vesaire düşün. Belki yüz binlerce insan, ya o merkez çok önemli bir yer. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri zamanında yapılıyor. Ve gördüğün yani oraya bir bakın. Yani ne mescit problemi vardı ne başka bir şey. Bir de çok önemli bir şey, başka değer sayımı gösteren bir şey var orada. O yayıldığı alan içerisinde binlerce esnaf nedir? Ekmek yiyor. Bugün bir AVM'ye bakıyorsunuz. 3-5 tane yabancı marka ekseninde veya başka belli gruplar ne yapıyor? Sadece zincirleme yer bulabiliyor. Sıradan esnaflar yer bulabiliyor mu orada? Yani başka iktisadi açıdan da aslında orada bir değer sayım sorunu, tabii, var yani. O yaymış ecdat mesela, değer sayım nedir?
Yani iktisadi dediğimiz bugün döngü içerisinde göreceğiz. Tabana herkese yaymış. Ama orada yani herkes ekmek yesin, herkes bir şeyler yesin. Kazansın. Aynen. Falan. Yani oradaki değer sayımda da görüyorsunuz. Yani iktisadi açıdan da başka. Yani nereden baksanız bu AVM belki mantığıyla ilgili hem oradan hem oradan başka pek çok yerlerden bulmak mümkün bunun izlerini. Bu şekilde yani değer sayımı özellikle örneklerle de pekiştirmiş olduk. Çok tabii fazla örnek bununla ilgili yapılabilir. İleride bu yine bir stratejik planlama araçlarıyla ilgili o kısmına da gireceğiz. Yani kamuda evet. Nedir SWOT analiz denilen veya güçlü, zayıf, fırsat, tehdit dediğimiz analiz kısmında da orada da yeri geldiğinde anlatacağız. Yani bunlara ait yine dediğimiz gibi önceki programları biz ne yapacağız? Sürekli atıfta bulunacağız. Yani işte burada şunu demiştik, burada şunu. Tabii. Her şey burada yer alabilsin diye. Aslında hocam çok güzel bir şey söylediniz. Bundan sonra ben de ona dikkat edeceğim. Yani şimdi bir AVM'ye giriyoruz. Aslında o kendiliğinden gökten zembille inip orada kurulmuyor. O orada kuruluncaya kadar oranın belediyesi ona ruhsat veriyor. Bu projeyi inceliyor. Evet. Eğer toplum olarak bizim herhangi bir ihtiyacımız varsa bu inançtan kaynaklanabilir, başka bir şeyden kaynaklanabilir. Evet. Ben bu ihtiyacımı kimin keşfetmesi gerekir? Benim adıma burayı ruhsatlandıran kişilerin, ekibin keşfetmesi gerekir. Ya o diyelim ki İtalya'dan, Amerika'dan, Avrupa'nın herhangi bir yerinden bir tasarım, bir model alıp gelip bize sokuşturmaya çalışıyor olabilir. Evet. O gayet doğal bir şeydir. Ama sen alacaksın kendi değer sayımına, bu coğrafyaya ait değer sayımına uygun bir şekilde denetleme yapacaksın. Çok doğru. Onu denetleyeceksin. Yani bunun hesabını vereceksin. Dolayısıyla önümüze bundan sonra benim aklımda olsun. Yani Ankara'da da böyle işte diyelim ki herhangi bir ihtiyacı öncelikle o ona ruhsat veren kişiler, teşekkül oraya nasıl geliyor? Tabii, kim tabii, veriyor? Tabii. Buna bu izni veren bizim adımıza veriyor. Tabii. Kendisinden vermiyor ki. Tabii. Bizim adımıza veriyorsan Mustafa amcanın dediği gibi benim değerlerimi saymıyorsa ben senin için sayayım. Aynen. Doğru. Noktasına geliyor işler yani. Evet. Şimdi hocam oraya da girmişken şimdi izleyicilerimiz de burada ortada şimdi bir su terazisi gördü. Pek çok programda biliyorsunuz böyle nesneler koyuluyor. Ben size onu açıklamasını evet, bir sorayım. Su terazisi, su terazisi şöyle bir yani bir çağrışım yapsın, bir maskot gibi koyduk. Neden koyduk? Çünkü programın adı Ufuk Hattı. Su terazisi hem içerisinde su var, yaşayan her şeyi Cenab-ı Allah biz sudan yarattık diyor, buyuruyor. Biz onu biliyoruz. İkinci olarak bu su terazisi biliyorsunuz düzlüğü ölçüyor. Yani bir zemin düz müdür? Bir zemin ne kadar düzse oranın ufuk hattı o kadar ileride olur. Biz bu ufuk hattında bu zemini düzlemeye çalışıyoruz. Şimdi bir sürü dağlar böyle engebeler yapmışlar, araya gizlemişler yani. Gerek bilimsel olarak, gerek teknik olarak, gerek başka şeylerle. Biz şimdi bunların hepsini düzleyeceğiz. Ortadaki engelleri, kaldıracağız, zihindeki engelleri dümdüz olacak ve ufuk hattı çok ileride olacak. İnşallah. Ve dolayısıyla onun için bu su terazisinden bu akılda kalsın diye. Bu evet. Ufuk hattında yani bunu düzlüyoruz. Evet. Önümüzde ne varsa şimdi ezip düzleyeceğiz araziyi ki anlaşılsın yani. Bir sürü şeyler konulmuş böyle gölge oyunu gibi. İnsanlar bir çalışmaya, siz de biliyorsunuz hocam, talebeye ilk başta bir sürü şeyi anlattığınız zaman çorba gibi. Ondan sonra o çocuk bir daha o dersi anlayamıyor. Evet. Ama temel adımlarla yani ABC'sinden başlayarak gittiğin zaman anlıyor. Şimdi ufuk hattında biz böyle bir su terazisiyle bir düzleyelim bakalım zihinleri. Ondan sonra insanlar kendi tercihleriyle kendi zihinlerini yani güçlendirsinler, bulandırsınlar, ne yapacaklarsa yapsınlar. Ama önce bir state of nature dedikleri denilen İngilizce'de bir doğal noktasına indirgeyelim bakalım. Evet. Onun için o hatırlansın diye bu su terazisini bugün stüdyoda aramıza koyduk yani. Teşekkür ederiz. Burada şimdi hemen geçen haftada hatırlatmıştık izleyicilerimize. Ceketi doğru ilikleme dediğimiz olay. Yani ceket şu anda doğru iliklenmiş midir? Biz bunun ilk düğme yani ne demiştiniz siz? İlk düğmeyi doğru iliklemezsek veya iliklemezseniz hepsi yanlış olur. Şimdi bu radan hareketle bu haftaki özellikle konumuz ki siz bunu paylaştığınızda ben çok iyi biliyorum izleyicilerimize bunu öğrenecek. Ben bunu heyecanla hafta içerisinde tweet attım. Evet. Makine tüfek gibi.
Şimdi burada gerçekten pek çok mesele, yani ileride anlatacağımız önümüzdeki programda para nasıl üretilir vesaire, işte BDPS, KRS, izleyicilerimiz de takip edenler biliyor. Oraya girmeden önce siz mütemadiyen özellikle Refah Toplumu kitabını da getirmişsiniz yanınıza. Evet, onu getirdim. Ben onu okuduğum zaman 97 yılında yazılan bu kitap. O zaman etrafta, yani bu nedir, finans kurumları da yok. Siz onlara, siz finans kurumu veya vakıf ne olabilir, olabilir, her şey olabilir. Kâr payı denen şey yok ortada. Fakat bunların, siz bütün bu enstrümanların hepsini toptan reddetmişsiniz. Ben yani şöyle, aynı işleve sahip olduğunu ileride göreceğimiz şekilde. Benim çok ilgimi çekti. Bu kitapta gerçekten nasıl bu hocamız böyle yakaladı? Bu siz açıkladığınız doğal iktisat döngüsü diyeceğimiz, evet, şeyi. Onlara, onu ben anladıktan sonra dedim ki ya hakikaten bu, o meseleyi bile anlatmadan önce bu Mete hocamın dediği doğal iktisat döngüsünü ben insanlara farklı yerlere test ettim hafta içerisinde, geçen hafta, ondan önceki hafta. Ve gerçekten hiç diğer meseleleri bile anlatmadan hemen insanlar başlıyor sorgulamaya. Gerçekten bu, yani ceket, yani doğru yani iliklenmiş. Su terazisini koydunuz. Su terazisini koyduğumuz düzelttiniz, anda. Düzelttiniz. Ondan sonra anlaşılması zaman, kolay oldu. Çok kolay. Yani bunu ben birkaç kere, yani hem Ankara'ya gittim. Geçen Çalışay vardı bu hafta içerisinde. Başka yine ondan önceki hafta test ettim ve bunu izleyicilerimizin de özellikle görmesi gerekiyor. Bu, evet, şey, yapı içerisinde. Zaten bizim zaten amacımız ufuk. Amacı da buydu. Şimdi yani, özellikle doğal iktisat döngüsü, ilk defa Twitter'da da ben az önce onu attım ufuk attığından. Doğal iktisat döngüsü nedir? Biliyorsunuz reel ekonomiden bahsediliyor. Çok güzel bir şey de söylemişsiniz. Mesela geçen hafta Ankara'da bir ara geldiğimizde. Reel ekonomi olabilir bir şey. Ama reel ekonomi olması demek, yani orada yine zulüm olmadığı anlamına da gelmez. Bakın çok yani enteresan. İnsanlar, çünkü pek çok insan ne diyor? Reel ekonomi. Reel ekonomiye gidelim işte, şunu bunu yapalım. Reel ekonomi statükoyu yani mevcut yapıyı izah eden bir şey. İzah eden bu, bir şey. Yani bunu nitelemiyor yani. Nitelemiyor. Zulüm müdür, aynen, adil midir? Böyle, aynen, bir şey söylemiyor. Şimdi o yüzden bu doğal iktisat döngüsünü bizim izleyicilerimizin çok iyi anlaması lazım. Yani bunu anladığı zaman pek çok meselenin özü gerçekten anlaşılıyor. Yani bunu bir şekilde çok iyi ortaya koymamız lazım bu yayında özellikle. İnşallah. Evet, o zaman ilk düğmeden aslında. İlk düğmeden, yani ilk düğmeyi doğru iliklemek lazım. Bunun adına ben size bırakayım. Yani önce nasıl iliklemişler bu düğmeyi? İlk düğme doğru iliklendi mi? Doğru iliklendi mi? Yani bunu nereden çıkaracağız? Evet. Yani ekonomide ilk düğme, yani ilk şey nedir? Ekonominin tanımıdır. Tanım. Yani bir şeyi tanımlayacaksınız. Bu ekonomi, evet, diyorsunuz ya da iktisat. O tanımladığınız şey doğruysa, onun üzerine kurguladığınız her şey doğru olur. Aynen. Ama yanlışsa, bir gömleğin ilk düğmesi gibi, yanlış iliklediğin zaman bütün hepsi yanlış olur. Bir tane işte ya şurasını düzeltelim desen öteki kalır. Bir ikini düzelteyim. Ondan sonra ne olacak? Kardeşim sen çıkar şu gömleği en baştan, ya da bütün düğmeleri çöz. Aynen. En baştan doğru düzgün bir değer sayımını değiştir. Değer sayımını değiştir. Bak buradan başladığın zaman hepsi doğru gider. Diye. Evet. Şimdi biz eğer arkadaşlar gösterebilirlerse, mevcut piyasada var olan kitapları bu hafta içerisinde hepsinin ekonomi tanımlarını aldık, beraber Gültekin Hoca ile okuduk. Oturduk bir kütüphaneye, dedik ki şu kitapları getirelim bakalım. Al kardeşim, hepsini okuduk ve kitapları gördüğümüzde, baktığımızda ekonomide hemen hemen şimdi söyleyeceğim, özetini söyleyeceğim tanımlarda bütün kitaplar birleşmişler. Nedir onlar? Önce ekonomi Yunan kökenli bir kelime. Yunanca kökenli, ev idaresi anlamına, evet, geliyor. Biz buna iktisat diyoruz Türkçe'de, Türkçemizde. İktisat ise hesaplı, ölçülü ve tutumlu davranmak, itidalli olmak, ölçülü hareket etmek, yönelmek, planlı programlı olmak manasına geliyor. Evet. Şimdi bu kitaplara baktığımızda, bakın kitaplar ne diyor? İnsanoğlunun bir tanım. Gereksinmeleri sınır tanınmaz. İnsanoğlunun gereksinmeleri sınır tanımaz. Bu gereksinmeleri gidermeye yönelik mal ve hizmet miktarı daima kıttır. Arada bir dengesizlik vardır. Ekonomi bu dengesizliği çalışır. Bir grubu böyle diyor. Bir başka
Orada tanım, hatta birisinde de tercih bilimidir diyor. Tercih bilimi diyor. Tercih yani bilimidir. Şeyde yani evet. Tanım yani temel evet, tanım da tercih bilimi. Sonra ne diyor? İnsan ihtiyaçlarının sınırsız ve bunları karşılayacak olan kaynakların kıt ya da sınırlı olması insanları iktisadi faaliyeti zorlar diyor. Ya şimdi ben hemen buradan sonra başka ne diyor? İktisat kıt kaynakların idaresi ilmidir. Şimdi bunların hepsi ne diyor aslında? İnsanların diyor ihtiyaçları sınırsızdır. Şimdi orada iki tane sorun var. Sınırsızdır. Aynı anda. Mal ve hizmet daima kıttır. Evet. Kıt dediği göreceli olarak. Evet. Şimdi şu soruyu sormak zorundayız. İnsanların ihtiyaçları sınırsız mıdır? Asla sınırsız değil. Yani sınırlıdır. Yani ben diyelim ki siz bir günde kaç tane ekmek yersiniz? Bugünlerde azalttım ben yani tamamen kaldırmaya çalışıyorum yani şimdi başbakanımız da diyor biliyorsunuz ekmek. Bir çok belki emekle çalışan bir insan olsa hadi yesin 3 ekmek. Ya 5 ekmek olsun yani her öğünde 3 tane ekmek yesin 9 ekmek olsun 10 ekmek olsun 10 bir rakam bir sınır. Evet. Aynı anda kaç arabaya binersiniz? Bir tane bir. İki tane binen babayı görmedik yani. Hadi bir tane daha yedek dursun. İşte iki. Rakam ortada. Kaç tane evde yaşayabilirsiniz? Hadi bir normal eviniz olsun. Bir yazlığınız olsun iki. Bir de dağda olsun üç. Bir de büyük şehrin iki tanesinde olsun beş. İşte beş. Yani bir sınır. Evet. Ha. Burada aslında benim Refah Toplu kitabını çalışırken orada bu tanımlara bunlar benim için yeni. Orada ben şöyle bir eleştiri yapmıştım. Esasında bunları yani 1990'lı yıllardaki iktisat kitapları şöyle diyordu. İnsanın arzu ve istekleri sınırsız, kaynaklar kısıtlıdır. Şimdi bunlar da ihtiyaçları arzu ve isteklerin yerine koymuş. Arzu ve istekler sınırsızdır. Sabaha kadar en güzel yemeklerden yiyelim istersiniz ama doyunca yiyemezsiniz. Yiyemezsiniz yani. Sınır var. Sabaha kadar eğlenelim yani yorulunca fiziksel bir gücü var insanın. O hep gece uyumadın mı zaten bir daha? Sınırlar var hep yani. Demek ki ihtiyaçlar sınırlı ama arzu ve istekler sınırsız. Şimdi ihtiyacı arzu ve istek gibi kullanmış. Evet. Ne olacak? İktisat ilmi bu sınırsız arzu ve istekler karşısında kıt kaynakları idare etme işidir demeye getiriyorlar. Hocam şimdi... İyi de temel tanım yanlış işte. Aynen. Yanlış burada. Ceketin aslında bir tarafı o. Yani düğme tarafını da baktığımızda aslında çok da güzel benziyor. Yani denk getireceksiniz ya. Denk getireceksiniz. Diğer tarafta da bir tarafı soyut, sınırlı mı? Tabii. Bir o taraf da var bir de. Bir taraf soyut arzu ve istekler. Evet. Sınırsız. Öteki taraf somut kaynaklar. Şimdi soyut bir kavramla somut kavramı eşleştirmeye çalışmışlar. Ekonomi demiş budur. Bu yanlış bir şey. Yani temel tanım yanlış. Arzu ve istekler sınırsızdır. Doğru. Ama ihtiyaçlar sınırlıdır. Bir insanın ne kadar ihtiyacı olduğu, hadi diyelim ki gani gani, bol bol verseniz bile 3 ekmek, 5 ekmek hepsi bir rakamdan ibarettir. Bu rakamları toplasanız bile mevcut kaynakların bu rakamlar karşısında aslında bol olduğu ortaya çıkar. Çok olduğu ortaya çıkar. Hocam aslında İşte burada, bir evet. Size yanlış ekonomi tanım. Şimdi biz şu kitap bunları sayın izleyiciler bunları aynen biz kitaplardan aldık. Ama şu kitapta şu yazıyor, bu kitapta bu yazıyor demedik. Neden? İşte arkadaşlar da söylediler. Belki buradan bir hak ihlali doğar, işte hukuki bir sıkıntı olur diye demedik. Ama bu kitap yani bu mevcut kitaplardan aldığımız tanımlar ve bunlar ve bu tanımlar yanlış. Dolayısıyla ilk düğme yanlış. Evet. Bir başka tanım. Şimdi aynen kitaptan aldığım paragrafı okuyacağım. Ekonomi nedir? Ara başlık bu. Sonra diyor ki, bu da çok popüler bir kitap. Yani, İnsanların yaşamak ve yaşamlarını devam ettirmek için bazı ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılamak için mal ve hizmet tüketimi yaparlar. Ekonomi bilimi insanların ne kadar çok mal ve hizmet tüketirlerse kendilerini o kadar mutlu hissedeceklerini varsayarlar. Buyur buradan yak. Yani sen şimdi hadi devam edeyim. Ancak insanların tüketmek istediği ve tükettiği ölçüde mutlu olacağı varsayılan bu mal ve hizmetlerin üretimi sınırlısız değildir. Aksine eldeki kaynaklarla sınırlıdır. Sorun insanların ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet
üretirken sınırlı olan bu kaynakların nasıl kullanılacağı sorunudur diye devam ediyor. Facia, şimdi başka bir şey daha çıkıyor. Tam bir facia. Tam facia. Yani ben ne kadar çok tüketirsem o kadar çok mutlu olacağım. Hem diyorsunuz ya buyurun tüketin yani az çok tarlasında 1500 koyun var. Ondan sonra diyorsunuz bu sınırlıdır bakın. Bir de o arzu ve istekler sınırsız. Şimdi ona geleceğiz. Kaynak diyor bir sınırlı diyor ama bu kadar felaket. Diyor. Fakat tabii, tüketin istediğiniz kadar diyor. Tabii orada da bir mantık çelişki. Orada bir tenakuz, bir çelişki var. Bir de diyor ki insan diyor ne kadar çok tüketirse o kadar çok mutlu olur. Yani o ne demek? Yani bugün sen kaç para harcadın? Diyelim ki 50 lira harcadın. E ben 100 lira harcadım ben daha mutluyum. 1 milyon harcadıysam o zaman daha mutlu. 1 milyon harcadım diye de havalara uçman lazım. Çok mutlu. Bugün ben yaklaşık işte 70-80 lira harcadım. Siz bilmiyorum siz hastaneye falan gittiniz. Yani Allah şifa versin çocuk için. Siz benden biraz daha fazla harcamışsınızdır. Evet. Daha mutlu olmanız lazım. İşte mutlu olmadı. Ama öyle yazıyor kitap. İşte temel yanlış burada. İlk yanlış, ilk düğme yanlış. Temel kaide yanlış. Evet. Sen şimdi eğer insanların arzu ve istekleri sınırsızdır. Kaynaklar bu sınırsızlığa bakarak sınırlıdır. Bunları idare etme bilme ekonomidir diyorsan burada soyut bir kavramla somut bir kavramla eşleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani soyut üstü metal, altı hayal gibi bir şey. Hocam, arzu ve istekler. Yani, o zaman ne oluyor biliyor musunuz hocam? O zaman işte araba satmak için affedersiniz bir hafif kıyafet giymiş hatunu arabanın üzerine oturtturabiliyorsun. Neden? Çünkü arzu ve istekleri harekete geçireceksin. Alsın. Altından arabayı satacaksın. Şimdi bu çok saçma geliyor ama temel tanımı böyle yapınca buradan bu tarafa gidiyor. Arzu ve istek nasıl kamçılayacaksın? Sürekli. Pazarlama buradan doğuyor pazarlamayı. Şimdi ondan sonra bu kadar saçma bir tanım olabilir mi ya? Yani siz insanlar ne kadar çok tüketirse o kadar çok mutlu. O zaman dünyanın en mutlu insanları Amerika'dadır herhalde. Çünkü onlar çok tüketiyorlar. Ve çok da obezler yani. Böyle her biri yani artık tonlarla 0.1 ton, 0.1 ton gibi ifade edilen kilolarla dolaşıyorlar. Evet. Ve onlarla azap çekiyorlar yani. Evet. O zaman en mutlu, en mutsuz insanlar da hiç parası yani hiçbir harcama yapmayan insanlar. Böyle olabilir mi? Bu yanlış, bu yanlış mantığı, işte bu temel mantığı biz ne diyoruz? Ekonomide, ekonomi tanımında, ekonomi oturtururken ilk tanım temel kaide yanlış. Evet. Yanlış yere oturtmuş. Yani evet. Zemin düz değil. Aynen. Zemin yamuk. Yamuk olunca da o zaman hiçbir şey üzerinde doğru düzgün durmuyor. Yandan yundan payandalarla, işte dışarıdan ithal fikirlerle, farklı değer sayımlarıyla habire böyle kurtarmaya çalışıyorsunuz. Hocam şimdi, bu noktada bir aslında şöyle. Bu noktada bir reklama girmemiz lazım diye işaret ediyorlar. O zaman, reklamdan sonra o zaman tamam. Bu tanımın bizim değer sayımımıza uyup uyumadığı konusunu konuşarak tamam. Başlayalım. Tamam. Evet şimdi reklamlar bizden ayrılmayın efendim. Hocam şimdi tanımla başlamıştık. O tanımla ilgili ben şöyle. Ekonomi dersi alıyorlar. Mühendislik fakültesi öğrenciler biliyorsunuz. Ben ona her zaman şöyle sorarım. Gençler böyle aldınız ekonomi dersi. Sizden bir şey istiyorum. Ekonomi tanımını yapın bana. Yani bu kitaplarda çok farklı kitaplardan örnekler gösterdiniz ya. Evet. Yani hepsinde aslında bir ittifak var. Evet. Ben hangilerine sorsam hemen böyle yani affedersiniz papağan gibi işte sınırsız kaynaklarla arzular istekler. Arzular, sınırsız tüketim işte isteklerini en iyi karşılayan bilimdir. Şöyle duruyorum. Ne dediğinizi kulağınız duyuyor mu diyorum. Siz evet. Mühendislik öğrencisiniz. Şöyle bakıyorlar ya hocam ne dedik filan işte yani bu tanım. Ya diyorum bir kere diyorum yani işte o dediğimiz şeyleri söyledikten sonra. Kaynaklar bir kere bizim değer sayımız aslında nedir? Sınırsızdır. Çünkü Allah-u Teala ne diyor? Nimetlerimi saymakla bitiremezsiniz diyor. Tabii. Yani bol. Bizim değer sayımımız böyle. Bizim yani. Değer sayımımız aslında böyle. Yani kaynak bu şekilde nedir? Saymakla bitiremiyoruz. Hakikaten öyle. Daha petrol bitmeden güneş enerjisi yeterince kullanamıyoruz. Bakın neler neler var. Henüz keşfedilmeyen o kadar çok şey var. Bu tarafında bir sorun var. Diğer tarafta dediğiniz gibi az önce soyutla somutu zaten yani karşılaştırmak bir kere çok büyük yanlış. Bu arada çok önemli
Bir şeyi söylemek lazım. Geçenlerde özellikle o paylaştığımız şey vardı ya, o çok beni etkiledi. Bir hadis-i şerif var. Bir hadis-i şerif. Evet, doğru. Yani sınırsız bu tüketim istekleri, arzular bizde biliyorsunuz tulu emel olarak evet. biliniyor. Siz o hadis-i şerifi tekrar anlattıktan sonra ben dedim yani iktisadını, bugünkü anlatacağımız doğal iktisat döngüsü var ya. Evet. Tam yani yerine oturdu aslında. Sizden onu bir istirham edersek, yani o hadis-i şerifi izleyicilerimiz için tabii, bununla ilintili olarak bir anlatmanızı. Tabii şimdi mesela biz kendi değer sayımımızdan bakıyoruz. Evet. Biz bize bu şeyin getirdiği mevcut değer sayımı içerisine baktığımızda sınırsız arzu ve istekler, sınırlı kaynaklar diyor. Sen arzu ve istekleri kamçılıyorsun sürekli ve arzu evet. isteklerin üzerine bineceksin. Habire dolu zin gideceksin böyle. Evet. Sonu yok abi. Koştur koştur koştur. İşin sonu yok. Şimdi bir gün bir hadis-i şerif nakledeceğim. Bunu değişik rivayetleri var tabii ama o kadar detayı daha bakabilir izleyicilerimiz. Bir gün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir nokta belirliyor. Bir kumun üzerine bir nokta koyuyor. Diyor ki bu sensin diyor etrafına. Bu insandır. Bu insanın kendisi. Evet. Ondan sonra onun yanına oklar çiziyor. Böyle değişik yönlerde. Bunlar o insanın arzu ve istekleridir. Dikkat ederseniz bu oklar sonsuza doğru sonsuza gidiyor. Sonsuza doğru gidiyor. İşte arzu ve istekler. Arzu ve istekler sonsuz. İşte burada ne diyor bu arzu, bu ekonomi tanımı ilk düğmede bin diyor bu arzu isteğin üzerine git gidebildiğin kadar. Evet. Ama Peygamber Efendimiz devam ediyor. Diyor ki ondan sonra onlar o insanın etrafına bir kare çiziyor. Ama diyor insan dört bir yanından eceliyle kuşatılmıştır. Eceli kuşatılmış. Şimdi sen ne kadar arzu istersen istersin ki bin yıl yaşayasın yani. Yaşar mısın kardeşim? Yaşayamazsın. Bir yerde gelirsin tak diye gidersin. İyi de bunu ekonomi, hocam bunu ekonominin içerisine nasıl koyacağız? Senin değer sayımını değiştireceksin işte. Bunun kafanı, yani önce kafanın içerisini değiştir. Ondan sonra nasıl koyacağın o kadar kolay gelir evet. ki anlayamazsın bile yani. Ki dersin ki ya önceki şeylere nasıl inanıyormuşuz? Bazen evet. böyle şeyler çıkıyor. Mesela şeye gülüyoruz şimdi değil mi? Galileo dünya yuvarlaktır dönüyor dediği zaman evet. millet ona işte sen nasıl böyle bir şey dersin evet. dünya düzdür öküzün tepesindedir evet. boynuzlar üzerindedir diye millet kızıyordu ama şimdi ay nasıl evet. bir zamanlar işte böyleymiş diyebiliyoruz evet. yani bu kadar fark eden dersem değişimiyle temel olarak sen böyle bir şey aldığın zaman evet. işte bu temelde bizim değer sayımımıza uygun bir şey değil evet. Burada tabii çok önemli bir şey var hocam. İmtihan dünyası diyoruz ya bizim değer tabii. sayımız içerisinde. O çok önemli. Yani o emel ve arzular, yani istekler, o sınırsız olan insandaki heva ve heves diye nitelenen bu sınırsız. Yani bunun üzerine bindiği zaman insan Allah muhafaza yani 300, 500, 1000 sene yaşayacakmış gibi mış gibi bir ama tavır işte içerisinde dört bir yanından, kuşatmış. Bir bakıyor ki tam o böyle onun aslında içerisinde imtihan bitti. Kağıtları topluyoruz. Hadi bakalım. De. Hocam bitti. İşte ben daha yazacak bir şeylerim var. Daha, hep olur ya böyle. Benim kafamda var. Daha yazacaktım. Bir sürü çok. Ama işte bitti. Şey bu kadar yani. Bu kadar. Şimdi tam bu noktada aslında Anadolu insanı yani bu coğrafyanın çocukları çözümü çok kolay üretiyor yani. Evet. Mesela bir atasözümüz nedir? Kefenin cebi yok. Aynen. Ne güzel hatırlatıyor bunu değil mi? Kefenin cebi evet. yok. Kazan 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 kazan. Kardeşim sen bunları kefene sokup da öbür tarafa mı götüreceksin? Ya sen firavun mantığına hatta mı hatta kısalar vardır. Cebine çorap koymasını söyleyen babalar ha, koyamazlar. Hiç, bak sonra hiç kardeşim, çorap bile gönderemediniz. Yani hiç şey götüremezse kısalar evet. fıkralar evet. vardır. Evet. Ha, nasıl peki organize olacak? İşte biz o zaman insani boyutunu, ahlaki boyutunu içerisine alan yeni evet. tanımlamalarla yürümemiz lazım. Ya da bu değer sayımının artık çöktüğünü herkesin görmesi evet. lazım. Böyle arzu istekleri kamçıla sabahtan akşama kadar. Evet. Ondan sonra yediğimiz gıdaların içerisine sen yığınla bu arzu ve istekleri mekanize edecek alışkanlık evet. yapan maddeler koymaya başlıyorsun. Çocuk kimisi mesela kalkar kalkmaz bazı meşrubatları arıyor. İlle içecek. Neden? Sen onun içerisine bazı şeyler koyuyorsun. Doğal bir şey değil ki o. Hı hı. Neden o arzusuyla sen para satacağım diye, para kazanacağım diye, millete mal ve hizmet takdim edeceğim diye insanlarımızı helak edeceğiz ya. Böyle bir şeyin peşine yuvarlanıp duruyor ama nereye kadar? Kefene kadar. Evet. Ha, bunun da düşünülmesi yeniden sosyal
sosyal ağ değil yani sosyal evet. Yanı ağırlıklı olan kendi paradigmamız. Aslında bizim değer sayımımızla ilgili şöyle bir şey geldi aklıma hocam. Şimdi Anadolu coğrafyası da insanlarımızın iki defa düşünmesi, iki defa güçlenmesi gereken bir coğrafya. Evet. Çünkü Anadolu coğrafyası öyle bir coğrafya ki doğudan dalga dalga gelen doğu değer sayımı ile batıdan dalga dalga gelen batı değer sayımının çarpıştığı coğrafya burası. Evet. Yani biz batı değer sayımını reddederken doğu değer sayımını kabul ediyor değiliz yani. Doğru. Neden? Bizim ikisini de yenmemiz lazım. Tabii. Yani biz ne batı değer sayımına ne doğu değer sayımına itibar ederiz. Ya bu şu demektir pratiği. Efendimiz NATO'dan çıkalım Şangay Beşlisi'ne koşalım. Yok öyle ya ama. Biz ikisine de karşıyız yani. Öyle. Ne münasebet? Senin bu coğrafya öyle bu ikisinin çarpıştığı coğrafya ikisinin de üzerinde binlerce bin yıl üzerinde şey yapabilmiş. Tecrübesi dört olan şey bir coğrafya. Ya. Yani tecrübe tabii. Gücünü test etmiş. Değer sayımının tabii. Gücünü test etmiş. Yani ilim dedik, akıl evet. Dedik, tecrübe dedik, gerçekler dedik. Bu coğrafyada bu dördüze test edilmiş. Test edilmiş. Evet. O zaman kendi değerlerimize, kendi değer sayımımıza uygun ayağa kalkabiliriz biz ancak. Evet. Ve hem doğu değer sayımını hem batı değer sayımını da geride bırakabiliriz. Evet. Bunları yapmışız. Evet. Böyle bir hazineye sahibiz, böyle bir mentaliteye sahibiz. Evet. Böyle bir insan yapısına sahibiz. Bizim insanımız hakikaten dünyanın hiçbir yerinde olmayan kabiliyetleri doğal olarak evet. Kesbetmiş, kazanmış insanımız. Ve dolayısıyla şimdi bu kadar doğallıktan sonra mesela bu tanımlara itiraz ettiğimizde o zaman şunu soracağız. Doğal olarak bu işin doğal iktisat dediğimiz zaman bu işin doğal evet. Döngüsü nedir? Aynen. Az önce nedir hocam? Dediğimiz... Önce mesela nedir? Ne var mesela? Bir üretenler var, bir tüketenler var. Yani, bir de onların buluşup pazarlar var. İki bir de tane pazarlar var. Aslında üçe ayırdık bile. Yani mal hizmet var. Üretenler var. Bir tüketenler var. Bir de pazarlar var. Pazarlar. Üretenler nelerdir? Şirketler, üreticiler. Tüketenler dediğimiz hane halkı. Yani siz biz hepimiz. Hane reisi var. Evet. Hane halkı yani kazanıyor, getiriyor, hep beraber tüketiliyor. Evet. Var mı başka bir şey yani? Üreten, tüketen gayet basit. Yok. Ondan sonra pazarlar var dedik. Pazarlarda ne oluyor? Bir mal ve hizmet pazarları evet. Üretilenleri var. Üretenleri evet. Pazarlanan bir yer var. Şirketler üretiyor diyelim ki. Bir de üretim faktörleri dediğimiz insanların evet. Emeklerini bilgi, sundukları, emek, iş gücü, bilgi, emek, malzeme, iş gücü, evet. Malzeme bunları sunduğu pazar var. Evet. Aslında ki pazar tek de biz bunu da ayırdık evet. ikiye diyelim ki evet. O kadar. Şimdi bu dört tane faktör. Evet. Demek ki hane halkı var. Sonra üretenler, şirketler var. Sonra da pazarlar var. Pazar dediğimiz zaman işte mal ve hizmet pazarı evet. Var. Gittiğimiz Perşembe pazarı buna dahildir. Çarşamba evet. Pazarı, Cuma pazarı evet. İşte herkes güne göre söyler. Üretici ve tüketiciyi buluşturan yerler. Üretici ve tüketiciyi ya da işveren ve işçinin İşverenle buluştuğu yerler. Yani iki tane pazar yani. Evet. Başka da bir şey yok aslında. Evet. Ekonomi çarkı dediğimiz zaman aynen. Bunun dışına koyabileceğimiz bir şey var mı? Doğal olarak iktisat çarkı bu. Evet. Şimdi ne yapacağız? En basitinden şu zemini düzleyeceğiz. Su evet. Terazimizi koyacağız. Diyeceğiz ki kardeşim hane halkı. Şimdi önce mesela zihin olarak yürüyelim birlikte. Hane halkı reisi gidiyor pazara, pazara çıktınız. Pazar deyince ille kafamızda gittiğimiz mesela belediyenin düzenlediği yer filan böyle tezgahların olduğu yer diye kabul etmemiz gerekmez. İnternette de var şu anda internet pazarı. Alıcıyla satışının, alış ve satışın oluştuğu her yer pazar. Evet. İnternet olabilir, evet. Telefon olabilir. Evet. Şey olabilir yani iki insanın anlaştığı evet. Bir zemin olabilir. Yani ikimiz anlaşırız da mal ve hizmet farklı hareket edebilir. Evet. Şimdi hane halkından, hane reisi gitti pazara. Pazardan mal aldık ve diyelim mal ve hizmetin o günkü işte nevale neyse filesine doldurdu. Karşılığında parasını verdi. Evet. Aldı getirdi eve hep beraber tükettiler. Peki o parayı nereden buldu da verdi pazara? O da diyelim ki bir işçi olsun. O da bir işverenle, bir şirkette çalışıyor. İşverene gidiyor, emeğini veriyor. Hocam sizin bir aslında şemanız var döngü diye. Onun üzerinde... O şemayı da gösterebilirim önümde ama yani mesela zihin olarak o zihin da olarak önce işverene gidiyor. İşveren tamam. Ona parayı veriyor. Tamam. İşveren parayı nereden buluyor? İşte o da üretiyor, pazara koyuyor. Evet. Aslında bu döngü.
Bu döngü şöyle bir şey. Evet. Şimdi biz buna doğal iktisat döngüsü diyoruz. Evet. Nedir bu? Ne oluyor burada? Hane halkı var. Gayet basit. Ve burada şirketler, üreticiler. Şirketler, üreticiler evet. var. Sonra iki tane de pazar var. Mal ve hizmet pazarı var. Bir tanesi işte. Mal ve hizmet pazarı. Bir tanesi de üretim faktörleri pazarı. Yani bilgi, emek, bilgi, iş gücü, malzeme. Evet. Hatta yani ortaklık, reel adamın parası vardır. Reel olarak bir yerde ortak olur. Ortaklıkların gerçekleştiği Hı-hı. pazar. Şimdi bunun dışında şu dört tane faktörün dışında hiçbir şey yok. Evet. Aslında şu pembeleri uçuk pembe olarak yaptığımız şeyleri de kaldırdığımızda aslında piyasada var olan üreticiler, tüketiciler, üreticiler. Evet. Şimdi ne yapıyor? Hane halkı bir ok var hocam. Okla yeşille, yeşille dışta. Bir dış ok var. Evet. Dış ok şu yönden gidiyor. Bir de iç ok var. İç ok da şu yönden gidiyor. Evet. Yani dış ok saatin ters yönünden gidiyor. Evet. İç ok saatin saat yönünde giden bir burada az önce hocam bir animasyon da vardı. Saatin yönünde giden bir şey koşan evet. adam. Biraz sonra orayı da ben atıfta bulunacağım. Şimdi mal ve hizmet. Hane halkından hane halkı gitti. Elinde para var. Pazara. Evet. Mal ve hizmet. Mal ve hizmetini satın aldı. Şu iç şey mal ve hizmet. Geldi, getirdi eve. Karşılığında ne verdi? Karşılığında bunların ederi neyse parası evet. o parayı verdi. Şimdi biri para evet. döngüsü. Para buradan gitti pazara. Pazardan mal ve hizmet gitti. Yani paranı verdin, evet. malını aldın. Hocam burada hani izleyiciler amiyana tabirle al gülüm ver gülüm. Evet. Şimdi. Hocam burada izleyiciler tekrar şöyle basitleştirmek için. Sayın izleyiciler bu içerideki mavi saat yönünde olan o iç döngüde saatin yönünde olan mal ve hizmet dönmekte. Evet. Mal ve hizmet dönüyor saatin yönünde içeride. Öyle şey yaptık yani evet. öyle çizdik. Evet o şekilde çizdik. Dışarıdaki döngüde yeşil döngüde burada ise tam tersi olan iç içe iki tane dişli çark düşünün. Evet. Orada ise ne dönüyor? Para dönüyor. Yani evet. dış döngüde yeşilde para dönüyor. İçerideki döngüde mal ve hizmet dönmekte. Tamam. Şimdi mal ve hizmetimizi aldık. Karşılığına parayı verdik. Peki biz bu parayı nereden edindik? Geriye dönüp baktığımızda biz aslında emeğimizi üretim faktörleri pazarında sunduk. Evet. Yani bu emeğin karşılığı olarak. Evet. İş gücünün emeğin karşılığı olarak biz paramızı aldık. Yeşilden evet. Peki emeğimizi sunduk. Kim aldı bu emeğimizi? Bu emeğimizi üreticiler, şirketler aldı. Evet. Karşılığında bize parayı verdi. Evet. Emeğimizin karşılığı evet. olan verdi. Peki bunlar ne yaptı? Bu parayı nereden buldular? Ha bunlar da ürettiler mal ve hizmetlerini. Mal ve hizmet pazarından. Karşılığında pazardan paralarını aldılar. Yani dış döngüde baktığımızda para dönüyor. İçeride mal ve hizmet. İç döngüsünde mal ve hizmet dönüyor. Evet. Şimdi çok bu iki hat çok basit evet. bir şey. Yani o zaman nedir? O zaman nedir? Şimdi burada iki tane hat var. Evet. Bu hatlardan bir tanesi lacivert, iç hat. Evet. Mal ve hizmetleri temsil evet. ediyor. Evet. Dış hat saatin ters yönünde gider. Parayı yeşil. Temsil ediyor. Evet. Ha eder olarak iç hatla dış hatın birbirine eşit olması gerekiyor. Aynen. Çünkü ne kadar mal ve hizmet mesela, dönüyorsa o kadar para var demektir. Aynen. Şimdi bak çok denk temel. Olması gerekiyor. Tabii denk olması gerekiyor. Burada bir denklik olması gerekiyor. Hocam, yani burada evet. bu denkliği iki şey bozabilir. Evet. Yani bu bir şey mi diyecektiniz hocam arada? Burada denk kavramı deyince hemen değer sayımdan örnek vereyim diye aklıma evet. geldi. Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde ölçü ve mizana Allah-u Teala atıfta bulunur. Evet. Ölçü ve mizanı bozmak hatta nedir? Ölçüde hile yapmak, mizanı bozmak, dengeyi bir hatta kavmin helak edilme sebebidir. Tabii. Toplumu ifsad eden şeydir. Yani burada onun önemi ortaya çıkıyor. Ölçü ve mizan dediğimiz. Yani mal tabii ve hizmet ne kadar gerekiyorsa paranın ters yönünde o dönenin ne olması lazım? Yani bir yere mal geliyorsa karşılığında evet. bir eder olarak, ölçü olarak paranın gitmesi evet. gerekiyor. Evet. Şimdi mesela burada bu dış dengeyi, para döngüsünü bozabilecek bir şey nedir? Ribadır. Evet. Yani paradan para kazanma hadisesi budur. Evet. Siz şimdi mesela burada hiç karşısına mal gelmeden bu çoğalırsa burada riba var demektir. Tabii. Artma ya da eksilme. Bu kar payı da olabilir. Adına ne dersen şey, kar payı. Şimdi şöyle kelimeler maalesef aynı kavramlar kullanıldığı için. Yani bir şirkete ortaksınız oradan kar etmişsiniz. Bunda bir problem yok.
Ama kar payı adı altında paradan para kazanılıyorsa bu buradaki şeyi bozuyor demek. Evet. Karşılığında bir mal olmadan bu burasının artması, na biz riba diyoruz. Riba. Evet. Ha, iç döngüde ne olabilir? İç döngüde de israf. Aşırı derecede israf olabilir. Evet. Yani tüketiminden mal daha fazla hızlı dönmesi. Çarkın. Tabii. İş çarkın hızlı mal dönmesi. Ve hizmetin hızlı dönmesi şöyle. Tüketiminden, tüketeceğinden daha fazla mal ve hizmet alman demektir. Aslında yani. Orada az önce ekranda vardı hocam. Bir böyle tam mal ve hizmet döngüsü. Saat yönünde. Yani bu iki koşan bir adam resmi vardı. Şimdi hocam ekranda. Şöyle şey yaparsak ekranda evet. Da onlar düşer. Evet. Bu burada dış döngü dediğimiz paranın döngüsünü bozacak olan yani denkliğini bozacak olan ribadır. Yani evet. Buradaki paradan para kazanma ya da paradan evet. Para kaybetme işidir. Bu da enflasyon. Onlara ileriki programlarda gireceğiz. Evet. Ama biz şu anda birçok şeye girmiyoruz değerli izleyiciler. Şey olmasın diye yavaş yavaş hocam, girelim diye. Hocam ekranda şu anda gözüküyor bakın. Yani adam şu içeri girmiş habire. Mal ve hizmet bakın hızlı dönüyor. Bu da habire çalışıyorlar bakın. Yani tabii gösteren. Şeyde bu animasyonlarla şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Yani mal ve hizmet döngüsü. Mal ve hizmet döngüsü içerisinde. Hocam bu da bakın sınırsız tüketim istekler toplumun sürekli büyüme ihtiyacı. Arzular ve isteklerin peşine. Şu da şey bakın başka bir güzel şey evet. Daha var. Çarkı döndürmeye çalışıyor sürekli. Çarkı döndürme. Bakın bu şu çok güzel hocam. Animasyon. Bir tarafta bakın mal ve hizmet ters yönde dönüyor. Bir tarafta diğer çarkın tarafında ters yöne dönen evet. Para çarkı. Denk olması. Tabii denk olması gerekiyor. Şimdi hocam. Deli gibi koşturuyor bakın burada. Yani mal ve hizmet çarkı hızlı döndüğü zaman ne yapıyor? Çok fazla. Ne, onu biraz sonra gireceğiz belki. Evet. Sonuçları şimdi, ilgili. Şimdi burada söylemek istediğim şudur. Şu iki hat çok önemli. Evet. Bu iki hatın denk olması doğal iktisat döngüsünün sağlıklı çalıştığını gösterir. Evet. Bu iki adı. Biz buna aslında günümüz ekonomisinde şey söylüyoruz. Reel sektörle finans sektörü deniyor. Evet. Aralarında işte bağ koptu deniyor. Evet. Yani bağ aralarında koptu akuplaj yok deniyor. İşte evet. Aslında onlar buna işaret ediyor ama o kadar çok yoğun böyle zemin düz değil. Zemin o düz kadar değil. Çok şeyler var ki. İnsanlar göremiyor onun içerisinde. Göremiyor yani. Evet. Ha, görecek olan gibi. Şey nedir? Kardeşim mal ve hizmet nasıl dönüyorsa. Evet. Ne kadar mal ve hizmet dönüyorsa. Bunu karşılayacak kadar paranın dönmesi gerekiyor. Ne eksik gerekiyor. Ne fazla. Ne eksik ne fazla. Biz buna mizan diyoruz yani. Mizan, denge, evet. Peki ölçü ne diyoruz? Ha ölçü dediğimiz noktalar da şurada oluşuyor aslında. Şu mal ve hizmetlerin evet orada yuvarlak pazarlarda bir... küçük noktalı işaretlerle gösterdiğim pazarlarda evet. Buraya getirirken mesela evden çıktınız kaç para? Evdeki hesap bu, çarşıdaki evet. Hesap bu. Evet. Bu ölçüleri şey yapacaksın. Şu ölçüler şuralarda şu kesişme noktalarında. Aslında bütün ekonomi dersi, makro ekonominin bütün şeyi bu. Burada bütün ekonominin dersi burada görülebiliyor. Evet. Yani bütün ekonominin hepsi burada. Evet. Yani bütün bir makro ekonomi, mikro ekonominin hepsini burada biz gösterebiliriz. O şurayla ilgili bir iştir, bu burayla ilgili mesela bir iştir. Mesela tahmin yönetimi dediğimiz şey tahmin bir yerde. Yönetimi işte, dediğimiz işte evet. Pazarlarda siz şunu şuradaki kapasitedir. Kapasite evet. Ne kadar mal ve hizmet üretebilirliğini gösterir şuradaki ölçüler. Evet. Forecasting dediğimiz ya tahmin yönetimi de şuradadır. Evet. Yani siz kapasiteniz diyelim ki günde 1000 ekmek üretmek olabilir ama pazarda 1000 ekmek satın alacaksa 1000 ekmek üretirsiniz. Yani evet. O da bu ölçü. Yani gördüğünüz gibi mizan ve ölçü bu hat, iki hattın denkliğinden mizan diye bahsediyoruz. Buradaki hesaplamalarda ölçü diye bahsediyoruz. Evet. Paranın satın alabileceği işte buradaki hesaplamalar. İşte temel iktisat döngüsü dediğimiz kısacası yani evet. Benim formülasyon olarak da çok basit bir şey söylediğim. Yani eğer yeşil hattaki fonksiyon ve yeşil hat parametreleri mavi hat parametrelerine eşit olması gerekiyor. Evet. Temel iktisat döngüsü bu. Şimdi bunun üzerine bunu anladığınız zaman bunun üzerine aynen. Konuşacağız. Temel aynen. İktisat döngüsüne kısaca DİD diyebiliriz. DİD evet. Yani doğal iktisat döngüsü. Doğal iktisat döngüsü. Twitter'da etiket olarak da doğal iktisat döngüsü o diye. Şekilde. Doğal iktisat artık. Döngüsünü anladıktan sonra hepsini anlatmak kolay. Bunun üzerine şimdi biz parayı ekleyeceğiz. Diğerlerini ekleyeceğiz ve aslında bu hatların
nasıl karıştığını göreceğiz. Evet. Yani siz hatlar nasıl, karıştı. Hatlar nasıl hatlar inanılmaz karıştı. Evet. Yani aslında nasıl şunu göreceğiz yani. Evet. Biz çok rahat herkese yetebilecek kadar mal ve hizmet üretebilecek iken yeşil hat dediğimiz para hattının sınırsız obur bir şekilde büyümesi den dolayı deli gibi yani burada şöyle bir şey yaşıyoruz. Az önce gibi. Deli gibi koşan deli gibi koşan adam pozisyonuna aynen. düştük. Burada nedir? Burada aslında dışarıdaki şu para döngüsü, yeşil döngünün içerideki mal ve hizmet döngüsüne tabi olması gerekiyor. Evet. Çünkü o ölçü evet. yani mal ve hizmet ne kadar üretilecek ki evet. onu ölçen sonra, para orada olsun. Tabii. Ama şu anda tam tersi oldu. İnanılmaz para üretildi. Evet. Mal ve hizmet ona yetişmeye çalışıyor. Hocam bir de bir animasyon da vardı. Ne yapıyor? Bileşik faiz dediğim şey var ya, riba artarken paranın artışı var ya. Temel döngü. Bileşik faiz formülü arttığı için o artış miktarı var ya, insanlar o deli inanılmaz. Gibi. O da başlıyor şimdi, yani koş daha fazla her sene. Bir öncekine göre yüzde bilmem şu kadar daha fazla koşması lazım. Yani finans aslında günümüzdeki iktisatçıların da söyledi bu. Finansman yani finans sektörünün reel sektöre tabi olması gerekirken. Evet. Şu anda reel sektör finans sektörüne tabi. Aynen. Ne oluyor o zaman? Kaç takım elbise var evinizde? 4 tane, 5 tane, 10 tane. Bende 6-7 takım var. Hala da 6-7 takım var belki 10 yıllıktır yani bazıları. Evet. Hala da herkesin evinde, herkes elini vicdanına koysun. Herkesin evinde 3-5 takım elbise var. Hala da takım elbise üreten firmalar hala da takım elbise satmaya çalışıyor. Satmak zorunda çünkü kredi almış, bileşik faizi artıyor. Bağlı yani tabii, kendisi finans sektörüne bağlı. Tabi olmuş orada. Finans evet. sektörüne tabi. Finans sektörü deli gibi para üretiyor. Evet. Reel sektörde bu paradan parada üretme nasıl ürettiği o da ayrı bir sorun. Onu ileride konuşacağız. Onu evet diğer onu bölümde. Yakalamak için deli gibi üretim yapıyor. Herkes deli gibi koşuyor. Herkes deli gibi koşuyor. Ve getiremiyor. Bakıyorsun kime sorarsan sorun. Neden? İşte mal ve hizmet sektörü ona tabi olmuş. Tabi olduğu da artık yani ilerideki bölümlerde söyleyeceğiz. Deli gibi artıyor miktarı. Ona karşılık olan mal ve hizmet o kadar artması mümkün değil. Çünkü insan fıtratına aykırı. Tabii şimdi gördüğümüz gibi çok basit aslında işler. Ama bu işler karışıyor. Siz şimdi tekrar tanımla bunu birleştirirsek. Tanımda ne diyor? Arzu ve istekler sınırsız. Şimdi buna ihtiyaçlar sınırsız diyorlar. Ve o da çok komik. O yani da çok komik. Kelime İhtiyaç ve kavramların tabii. aslında doğru kullanılması gerekiyor. Hayır orada bir de yani. Tercümede bile o şeyleri yok hocam biliyor musunuz? Mesela İngilizcesinde needs der ihtiyaçlar. Wants der mesela istekleri der. İstekler. Onları da karıştırmış. İkisini de ayırt edemiyor. İhtiyaçlar yani nedir öyle, sonsuz. Mesela şimdi belki de bunu bu kitapları yazan hocalarımız ya biz bu kadar derinlemesine için başını düşünmemiştik. O kadar da önemli mi? Olur mu? İşte İkisi farklı ama şey. İşin temeli bu. Evet. Ve siz arzu ve isteklerle sınırsız arzu ve istekler dediğiniz zaman bu yanlış olmasına rağmen ekonomide o zaman bazı şeyler çıkıyor karşımıza, bazı ekoller. Bu ekollerden en tehlikelisi Malthus diye bir adam var. O ne diyor? Bu kadar diyor mal ve hizmet, yani bu kadar kaynaklar, bu kadar insanı besleyemez. Ne olacak? Doğal felaketler bir nimet olarak algılanacak diyor. Deprem olmuş, 100 bin kişi ölmüş. Adam şöyle bakıyor yani. Aman ne güzel oldu, 100 bin tane işte boğaz eksildi. Zaten bunlar yetmezdi bize. Hocam, şimdi bakıyorsunuz. Yani burada aman işte iki çocuk olsun, üç çocuk olsun polemiği falan. Bunlar bile buraya dayanıyor. Hocam siz masum olanları söylediniz. Geçen bir yazım vardı kasabalar aklımı diye. Ekonominin kurtulması savaşa bağlı diye başlık atıyor ekonomist. Neden savaş olacak? Savaş i̇şte olacak. Bir bomba atacak, milyonlarca insan ölecek. Dolayısıyla kaynaklar kıt ya. Dolayısıyla insan sayısını azaltınca bu daha rahat yönetilecek yani. Bu kadar sakat bir mantıkla evet. bize bir değer sayımı ekonomi anlatmaya çalışıyor. Ve bunların bu değer sayımın üreteceği çözümler de sakat olması mukadderdir. Yani. O değer sayımı da demiştiniz hocam. Resmi çizerken böyle çiziyorlar. Tabii.
başından itibaren ceketi şu anda artık izleyicilerimiz de görmüştür. Yanlış bağlanmış olduğunu herkes görüyor. Yanlış. Birinci düğme yanlış. Burada ceketin birinci düğmesi yanlış. Döngüsü de budur dedik. Evet. Bir ara daha veriyoruz. Son etapta da bu konuyu toparlayıp bir sonraki program için sorularımızı soracağız. Bizden ayrılmayın efendim. Evet, tekrar iyi akşamlar değerli izleyiciler, kıymetli dostlar. Temel ekonomik kavramları ve doğal iktisat döngüsünü anlatmaya çalışıyoruz. Burada su terazimizi koyduk. Bunun da mantığı önce zemini düzleyelim, temizleyelim. Düzgün bir zemin olsun, ufuk hattı çok ileride olsun, geniş vizyonumuz büyük olsun. Ondan sonra da işin en temeli, en doğalı neyse doğal iktisat döngüsü onu anlatalım. Ama tanımlarla birlikte ne dedik? İşte ekonominin tanımlarını o kadar kitaplarla uğraştık. Ne diyor? Sınırsız arzu ve istekler, sınırlı kaynaklar. Ondan sonra başka ne diyor? İnsan ne kadar çok tüketirse o kadar çok mutlu olur. Ya bunları hiç düşünmeden böyle kopya çekerek mi artık, ben de ona da şaşıyorum yani bazen. Evet. Hiç düşünmeden buralara yazmanın bir mantığını da anlayamıyorsunuz. Yani bunu bir yere de koyamıyoruz. Yani bunu niçin hoca koymuştur, niçin yazmıştır diye baktığında insan ancak şöyle bir yorum yapıyor. Herhalde bunu kısmını asistanlara verdi. O daha önemli gördü diğer matematiksel bazı denklemleri. İyi ama işte ilk düğme yanlış oluyor. İlk düğme yanlış olunca hepsi yanlış oluyor. Bir de bilim dalıdır diyor hocam. Bir de bilim dalı delidir diyenler dese, var. Delidir dese anlayacağız da bilim dalıdır. Bilim dalı, en iyi şekilde karşıma çalışan bilim dalıdır. En iyi şey, o zaman işte bilim dalı olunca ilk yapılması gereken bilim dalında en temel kavramları yerli yerine oturtturmaktır. Tabii. Mesela biz ne kullanıyoruz Türkçemizde? İktisat kullanıyoruz, evet, bunu. İktisat dediğimiz zaman iktisat yönelmek, tedbirli olmak, ölçülü hareket etmek, yani gayeli olmak demek. İktisat aslında kasade fiilin kökü, yani Arapça bir fiil, kasade'den geliyor. Kasade işte yönelmek, yani yöneliş, gaye, işte planlı, programlı hareket etmek manasına geliyor. İktisada iftiale babından geliyor Arapçada. İftiale dediğimiz babda şöyle bir şey, yani mesela bunu herkesin anlayabileceği şey, İstagfera mesela, insan istiğfar etmesi, yani tövbe etmesi, bunu kişinin kendisinin yaptığı bir fiildir. Yani aslında çok güzel bir kavram bulmuş. Zorla değil. Yani zorla değil. Kişinin kendisinin isteyerek, bilinçli arzu olarak, ederek, bilinçli olarak yaptığı eyleme iftiale babına girer. Evet. O kısmına girer. Evet. Böyle kasada planlı, tedbirli olmak, gayeli olmak. İktisada yani isteyerek, arzu ederek, kast ederek planlı, gayeli, tedbirli hareket etmek manasına geliyor. Şimdi o zaman bu mevcut yani iktisatla hiçbir şekilde uyuşmuyor. Çünkü insanoğlu kendi kendini mi bitirmeye çalışıyor? Gaye o mudur? Mesela. Yani. Ama işte bunları şimdi tabii ilk düğmeyi iliklerken neyi nereye iliklediğini de bakmıyor. Ya bir de o var yani. Orada bir delik görüyor, burada da bir düğme. Bunu buraya bir ilişleyelim, evet, diyor. Belki de yani düğmenin, yani gömleğin düğmesini, affedersiniz, pantolonun deliğine ilikliyor. Ya bu kadar da ağır eleştiri olmaz gibi bakıyorsunuz ama yani neticede biz önümüze gelen kitapları alırız, evet, bu şekilde konuşuruz. Yani fragmanda da söyledik. Meydan dedik. Kimse yani kusura bakmasın. Kusura bakmasın. Yani zihniyet burada. Biz bunları zihniyetleri sorguluyoruz. Neticede tabii kimse, yani hocalarımızı severiz. Bazılarını da birebir tanıyoruz. Yani hatta böyle espriyle karışık takılıyoruz kendilerine falan ama işte burada onun için kırılmasınlar diye hangi kitapta hangi kısım ne yazıyor diye almadık. Genel olarak aldık. Yani neticede biz kişileri değil, zihniyeti, paradigmayı, değer sayımı eleştiriyoruz. Ha, iktisat yani bilinçli olarak her ferdin, bir de mesela istiğfara kökü tövbe etmek. Siz benim yerime tövbe edemiyorsunuz. Yani siz de edeceksiniz kendiniz, ben de edeceğim. Şans, evet. Şimdi iktisat, ben sizin yerinize iktisat yaptım, o yetmiyor. Ben de iktisat yapacağım, siz de iktisat yapacaksınız. Hepsi, herkes iktisat yapacak. Herkesi ilgilendiren. Ya, benim adıma yaparsanız zorlama olur bir anlamda.
Ben sizin adınıza iktisat yapamam ki zaten. Yani ben zorla yaptıracağım dersen ya onu yaptıran zor. Sistemler olmuş zaten. Aynen. Ki pazarları tanzimi dediğimiz evet. zaman yani bu iktisadın tanımını önce güzel evet. oturtturalım. Evet. Sonra pazar tanzimi gelince zorla iktisat ettiren olmuş. Nedir o işte merkezi planlama ekonomisi sosyalist demiş. Ekonomi. Sosyalistler, evet. komünist ekonomi demiş ki bu böyle olacak. Siz 5 bu kadar yıl boyunca zeki işte denilen insanlar çıkıyor tepede. Siz bunları tüketeceksiniz, üreteceksiniz, siz şunları yapacaksınız. Yani neticede bir planlanmış ekonomi dediniz. Planlanmış ekonomi yani. O iktisatı karşılama ama iktisat doğru bir ifadedir. Evet. Kullanılması gereken bir ifadedir i̇ktisat bence. Kelimesi çok, yani aslında tabii. ekonomi de doğru bir ifadedir. Evet. İlk çıkış Yunancasında hane idaresi. Evet. Sen şimdi oradaki mantık da şu. Eğer haneyi doğru idare edersen ki her hane kendisinin idaresinden tabii. mesul. Tabii. Bütün haneler bir ülkede ya da bir beldede iyi idare edilirse o ülkenin ekonomisi iyi idare evet, edilir. Evet. Ha bu aslında doğal iktisat döngüsünün iç kısmı ile ilgili. Evet. Esas işin yani karışık kısmı üç kağıdı. Yani mı diyelim. İşin karıştığı karışık. Nokta yani zeminin bozulduğu nokta dıştaki para noktası. Çünkü paradan para kazanılıyor, para kaybediliyor. Evet. Onun için kavramlar karıştırılmış. Evet. Kavramları çorba yapınca evet. siz şimdi bir insan bir şeyi anlamaması için iki şeyden birini yaparsınız. Ya onların kavramlarını anlattığı, kullandığı evet. kavramlarla dinleyicilerin algılarındaki kavramları birbirleriyle çeliştirirsiniz. Evet. O ikisi de aynı kelimeyi söyler ama ikisi de farklı anlamı kullanır. Ya da yani bu işi karıştırabildiğiniz kadar karıştırırsınız. Bir şeyi anlatırken başka bir şeye girersiniz. İşte biz onun için bu bölümümüzde doğal iktisat döngüsünden başka bir şey anlatmayalım dedik. Evet. Yani buradan çünkü biz parayı sokacağız bunun içerisine ama temeli bu. Yani aslında. Temeli bu. Evet. En basiti de bu aslında. Çok evet. Bir şey ne kadar karmaşıksa o şeyde şeytan ayrıntıda gizlenir misali evet. o kadar çok şey başlıyor. Yani o kadar çok ne diyelim karışıklık, kafa karıştırmaca, fitne. Evet. Fitne fesat orada başlıyor yani kısacası. Aslında hocam şu döngü var ya farklı şekillerde çok farklı yerde ben baktım. O kadar karışık ki kafaları karışık. Yani onu da görüyorsunuz. Yani bunun çok farklı versiyonları var. Şu basit şekilde anlatan yani döngü yok yani. Ben onu söyleyeyim. Evet yani bu yani pek çok denemeler yapılmış kitaplarda ama bu şekilde işte dıştaki böyle para döngüsüdür, içteki mal ve hizmet döngüsüdür, yönleri ondan sonra aradaki israf kavramını oturtan zaten yok. O israf bravo yani, o çok yani, güzel yani. İsraf kavramını yani. Oturtan bir ekonomi kitabı yani izleyicilerden varsa yani biz de bilelim yani gerçekten söylesinler bu çünkü ilk düğme yanlış. İlk yani. Düğme yanlış. Çünkü yani. İsraf mesela tanımdan kaynaklı. Tanımdan kaynaklı. Bizim değer sayımımızda nedir? Mesela faiz haramdır. Camiden çıkan hacı amcaya da söylesen. Evet. Yani uygulasın uygulamasın o ayrı mesele. Ama bunun haram olduğunu bilir. İsraf da haramdır. Aman 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 faize bulaşmam diyen adam öbür taraftan bakarsın israfın daniskasını aynen yapar de. Yani. İsraf o, haram değil mi? İsraf da haram. Evet. Yani şimdi sizin söylediğiniz çok güzel bir şey. Yani bu şeyde karıştırmaya başladığın zaman yani su bulanmaya başlayınca dibi göremiyorsun. Evet. Dibi göremeyince siz onlar ne derse onu kabul ediyorsun. Temel şey yanlış olunca tanım ne diyor? Kaynaklar kıt, arzular sınırsız. Burada israf diye bir şey yok. Söyleyemeyiz ki. Evet. Ancak arzuda israf etmiş olabilirim diyebilirsin. Arzuda israf yani hayal ediyorsun yani. Yani hayallerimize ket mi vuracağız? Evet. Yani şimdi tanımın, ekonominin üzerine oturtturulduğu tanımın doğasında israf diye bir şey yok. Yani ihtiyaç yok öyle bir şeye. Neden? Çünkü kıt bir şey var zaten. Sınırsız arzu istekler var. Senin israf etmen diye bir şey söz konusu değil evet. ki. Yani sen ancak bunları karşılayabilirsen öp başına koy evet. gibi bir şey çıkıyor. Gayesi yanlış aslında. Gaye denen şey yani her sistemde bir amaç yani çok önemlidir gaye. Baktığımızda yani bunun insanlığın yani ortak menfaatine yani faydasına bir şey olmadığını görüyoruz aslında. Tabii. Yani 47 milyon gıda karnesiyle yaşayan insan var bakın Amerika'da. Nasıl oluyor? Dünyanın en gelişmiş ülkesi kişi başına milli geliri ne deniyor? 50 bin dolar deniyor. 50 bin dolarsa nerede bu 47 milyon insanın hani gıda karnesi olmasa yaşayamayacaklar. Kuyruklarda gıda karnesiyle
yemek alıyorlar, şunu alıyorlar, bunu alıyorlar. Yani nasıl oluyor? Bu ekonomi tanımı en üst modeldeki, yani kendi modellerindeki, yani insanı mutlu edemiyor. İnsanı mutlu edemiyor. Mutlu olacak olanlar, işte onlar ne kadar çok harcarsa, onu öğrendik bu dersimizde. Evet. Bir insan ne kadar çok harcarsa o kadar çok mutlu oluyormuş. Hı. Bugün sen benden daha çok mutlu olman lazım, daha çok para harcadın. Ama nereye harcadın, ne oldu, nasıl gitti, kimse ondan... Ha şimdi vatandaş, şimdi bunu bizi dinleyen vatandaş şöyle düşünebilir. Ya bunlar mı yazılıyor ekonomi kitaplarında? Farklı bir şey yazan varsa bize göndersin kitabı, onu okuyalım. Biz piyasadaki tamamen bunlar. Şimdi mevcut tanımda israfın yeri yok hocam. Olmayınca bizim değer sayımımızda ise israf diye bir kavram var. Biz israf edemeyiz. İsraf diye bir kavram var. Ama diğer mevcut ortodoks, yani mevcut anlayışta arzular sınırsız, kıt kaynaklar, sen bunu yetiştirebilirsen ne ala, burada israf edebileceğin bir şey yok, mantık döngüsü yok. Bir. İkincisi, tüketim satışla sınırlı. Yani bir şey satıldığı zaman tüketildiği olarak algılanıyor. Diyelim ki 5 ekmek aldın, getirdin eve. E tamam, bunu tükettin sen. E tükettin de 5 ekmeğin birini yedin, dördünü attın çöpe. Şu anda yani buna israf deniyor. Çünkü tüketimi tanımlarken, ekonomiyi tanımlarken bu değer sayıma ilişkin kavramlar usturuplu bir şekilde yer almadığı için tanımda, bu kavramlar olmadığı için akıllarının ucuna gelmiyor. Evet. E dolayısıyla her birimizin evleri eşya dolu. Hala da yani yeni bir şey almanın gayreti içerisinde insanlar. Marketlere hatta bu insanların arzu ve isteklerini kamçılamak için ben dikkat etmişimdir. Alışveriş merkezlerine girdiğiniz zaman müzikler bile tempolu olur. Evet. Mesela böyle tempolu tüm 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 tüm, yani böyle asker gibi ille bir şey alacak. Girecek, onu al, bunu al, al. Yani evet. Ama restorana gittiğin zaman müzikler böyle biraz keman eşliğinde yaygındır. Evet. Yani orada da şeyi körüklüyor. Yani ne kadar çok yiyebilirsen ye. Ya iyi de bunun israf neresinde? Bunun diğer kardeşini gözetip kollamak neresinde? Bunun komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Peygamber Aleyhisselam Efendimizin emri nerede? Hocam, yani şimdi sen komşunu aç yatıyor. Ama sen o gün toku değil yani tıka basa doldurduysan karnını, çok mutlusun demektir. İyi de ben mutsuzum yani. Komşum aç. Belki o komşum benim akrabam. Belki düşmanım da olabilir ama komşumsa aç. Hı hı. Bu tanımlarda yok. Doğal iktisat döngüsünde de yok. Evet. Dolayısıyla baktığımızda şey bozulunca, ilk düğme yanlış olunca hepsi yanlış oluyor hocam. Hocam bu iki döngüde de sorun, herkesini niteledik doğru şekilde. İçteki mal hizmet döngüsünde israf. Evet. Haram. Dıştaki döngüde ribadan kaynaklanan nedir? İsrafın diğer bir türlüsü, o da haram. Aslında bir anlamda da insanlar israfa iten de o. Çünkü evet, deli gibi çalışıyor ya. Tabii. Deli gibi, yani tüketilmeyecek şey de üretiliyor. Gidiyorsunuz mesela her türlü ekmek koymuş. Bakıyorsunuz insanın ya şu papatya ekmekten var, bundan var, şundan var. İnsan ne yapıyor o anda? O arzu istekler var ya. Arzu ve isteğini kamçılıyor. Bakıyorsunuz şundan da var, şundan da, bir bakıyorsunuz eve geldiğinizde. Onun için hatta Ramazanlarda nedir? Aç karnına çıkmayın derler ya. Yani ihtiyaçtan fazlasını alıyor. Şimdi o şekilde tüketim ne yapıyor? Kamçılıyor ve 1,5 milyarlık olduğu söyleniyor ya. Evet. Diğer tarafa bakın. Riba 53 milyar lira bu sene bütçede, tek kalemde nedir? Faize ödüyoruz. Faize ödeyeceğiz. 35 katı. 1,5 milyar israf tarafı haram. 35 katı nedir? Riba tarafı, o da haram. O da haram. Ki Allah harp sebebi. O sonra gelecek tabii. Onlara yıkıcı etkilerine geleceğiz. Ama yani her iki döngüde de aslında bir şey var. Fakat dıştaki o döngü, para döngüsü tüketimi kamçıladığı için insanların ihtiyaçtan fazlasını bir anlamda üretmesi de nedir? İsrafı da aslında dış döngü tetikliyor bir anlamda. Onu da söyleyebiliriz yani. İsrafı da tabii. Yani dış döngü dediğimiz para israfı döngüsü. Para döngüsü. Paradan para üretiyor. Paradan para üretiyor. Paranın kendisi durduğu yerde, şöyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Yani dünyada her şey durduğu yerde çöker. Yani bozulur. Entropi kuralı. Evet, entropi temel termodinamiğin yasası. Ama para durduğu yerde çoğalır.
Mu? Var mı böyle bir şey? Ama işte var olmuş. Yani bunu, bu sorgulanmıyor. Evet. Şimdi bu iç döngü, yani içteki mal ve hizmet döngüsü, yani reel ekonomi, finans ekonomisine tabi, zorunlu hale getirildiği için reel ekonomide, siz az önceki animasyonlarda gördüğümüz gibi, adam deli gibi çalışıyor. Evet. Yani hocam aslında şöyle diyoruz. Hani orada bir deli gibi para var ya, ribada üretilen, yattığı yerde şimdi birileri kazanacak ya. Bu sürmez, sürdürülemez. Sistemin doğasına aykırı. Zaten global finansman krizinde yani oraya geleceğiz. Şimdi sürdürebilmek için ne olması lazım? Negatif entropi diyoruz ya biz sistem mühendisine. Birilerinin, yani dışarıdan bir enerji girişi olması lazım. Tabii. Bu enerji dediğim şey nedir? İnsanlar deli gibi habire ne yapacak? Çalışacak. Çalışacak yani ya onlara ne yapacak? Birileri çalışırken oraya, yani ribaya işin, ne ayrılsın? İşin, pay ayrılsın. Yani oraya gitsin. Yanı işte bir müddet sonra reel ekonomide çalışanlar finans ekonomide çalışanların kölesi haline geliyor. Aynen. Yani reel ekonomide mavi yakalılar diyelim ki beyaz yakalılara köle haline geliyor. Çünkü beyaz yakalı oturduğu yerden bilgisayarın tuşlarına basar, tık 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 tık, işte şunu aldım şunu sat. Ne alıp satıyorsun Allah aşkına ya? Paradan para kazanıyor. Evet. Onu karşılayabilecek olan faizin, o ödemeleri karşılayabilecek olan reel ekonomi deli gibi üretim yapmak zorunda. Evet. Yani bugün bir işveren fabrikayı, şalteri indirdiği anda, yani düğmeye bastığı anda iflas edinceye kadar ölse bile kurtulamıyor. Evet. Çalışmak zorunda ya, deli gibi çalışmak zorunda. Evet. Yetişmek zorunda bir şeyleri. Bu neden kaynaklanıyor? İnsanların yani ihtiyaçları olduğundan dolayı değil. Değil. Kesinlikle. Finansman sektörünün faiz talep etmesinden kaynaklanıyor. Tabii. Onları ileride anlatacağız. Evet. Yani biz, sen de ben de zor tutuyoruz kendimizi bazı konulara girmemek için de. Yalnız şu doğal iktisat döngüsünü sabırlı olun izleyicilerimiz diyelim. Daha iyice anlayalım diye. Evet. Aslında bu anlaşıldıktan sonra her şey anlaşılıyor. Doğru. Çok doğru. Yani bir daha tekrar ederse çok basit bir şekilde hane halkından biri çıkıyor, gidiyor pazara, parasıyla gidiyor. Pazara geliyor parasıyla. Pazardan mal ve hizmetini alıyor, geliyor eve. Evet. O para nereden geliyor ona? O para da o kendi emeğini üretim faktörleri pazarında işverene sunuyor. Evet. O işveren onun karşılığında ona para veriyor. O da oraya gidiyor. Evet. Peki işveren ne yapıyor? Parayı veriyor üretim faktörleri karşısında. Onların emeğini, becerisini şirket ortaklığını alıyor. Piyasaya mal ve hizmet parasına da mal ve hizmetini gönderiyor. Oradan parasını kazanıyor. Aslında evet. Bir tarafta saatin ters yönünde para akışı var. Öbür tarafta buna senkronize olarak, buna uyumlu olarak. İki dişli çark vardı az önce. Hani evet. Vardı ya. Aynen öyle. Evet, o iki dişli çarkı gösterebilirse arkadaşlar. Mal ve hizmet döndüğü kadar paranın tanesi, dönmesi lazım. Tabii. Ters yönde. Ne kadar piyasada mal ve hizmet dönüyorsa evet. O kadar para dönmesi lazım. Çok güzel. Fakat bir orada bir şimdi dişlilerden bazıları hareketlidir. Yani tahrik evet. Kendisine aittir. Bazıları aktarmadır. Evet. Burada hareketli olan, motoru olan dişli şey dişlisi. Yani mal ve hizmet dişlisi. Evet. Yani reel sektörün motoru var. Evet. Ötekinin motoru olmaması gerekiyor. Aynen. Ama şimdi öyle olmuş ki reel sektörün motoru var, o bir dönmez var. Finans sektörü de ayrı bir motor koymuş. O uçuyor. O uçuyor. Ondan sonra o aradaki akuplaj kopmuş. 13 katı hızla. 13 katı hızla uçuyor. Katı onları hızla. Da hep bir şey evet. Olarak. Yani değerli izleyicilerim, işte bilinmesi gereken temel düz zemin bu. Su terazisini koyduk ya. Evet. Su terazisi aslında bütün bilmemiz gereken ekonomide temel döngü, devinim, doğal iktisat döngüsü bu. Yani ne kadar piyasada mal ve hizmet üretiliyorsa o mal ve hizmetin devinimini sağlayacak kadar da paranın dönmesi gerekiyor. Nokta. Evet. Yani bunu kimler sağlayacak? Şu anda kimler sağlıyor? Bunlar hep sonraki bunlar konular. Zaten işin, affedersiniz, başka bir kelime geliyor aklıma ama bu kadar kelimeler, kavramlar üzerine dururken ağzımızı bozmayalım. Evet. İşin fitne fesadı başka yerde başlıyor. Evet. Yani şu doğal iktisat döngüsünün yanına biz neyi takdim edeceğiz? Parayı takdim edeceğiz. Evet. İşte bu para nasıl
giriyor, bu para piyasayı nasıl çeviriyor, nasıl dönüyor, bu konulara gireceğiz. Hocam ama pazarlar bu doğal iktisat döngüsüne göre pazar tanzim ediliyor. Evet. Bu pazarları tanzim ederken de bunlar aslında bize anlatılan şeyler. Yani aslında fiili olarak yani güçlü olan her zaman kendi kurallarını koyuyor. Pazarlar nedir? İkiye ayırıyoruz. İşte bir planlı ekonomide pazarlar tanzim ediliyor. Bir de liberal ekonomi diye de serbest piyasa deniyor. Şimdi onlara da girdiğimiz zaman planlı ekonomi çöktü. Yani siz tepeden bir grup adamla pazarları tanzim edemezsiniz. Evet. Evet. Ya sen şu kadar üreteceksin, sen şu kadar. Bir kere mesela işin doğasına aykırı. İnsan fıtratı aykırı yani. İnsanlar herkes farklı şekillerde teşvik olurken girişimcilik denen şeyi kabul etmiyor bir kere. Tabii. Bir de yani o kadar şey, her şey değişiyor ki bilişim teknolojileri vesaire, yani bilgi ekonomisi diyoruz. Yani bunların mümkün değil. Siz yani 2 ay sonrasını planlayamazsınız. 5 sene, 7 seneyi nasıl planlayacaksınız? İşte o kadar çabuk değişiyor her şey. Onun için çöktü 90'lı yıllarda. Öteki serbest piyasa, ki yani serbest olmadığını da biliyoruz piyasanın. Evet. Serbest anda, piyasa dediğimizde liberal ekonomi, herkes işte istediğini üretsin, piyasaya sunsun filan. İşte ama bir kısmı da şeyini sunsun, parasını sunsun. Parayı üretsin, dendi. Koysun oraya. Evet. O da şimdi 2007 ile birlikte artık çöktüğü tescillendi. Evet. Bana göre bu Lehman Brothers çöktüğü zaman Amerika'da, yani Lehman Brothers yazılan finansman kurumu çöktüğü zaman global finansman krizi, artık bu değer sayım, bu paradigma, ekonomi paradigması, ekonomi politiği çökmüş demek. Siz zaten 90'larda bunu belirttiniz hocam. Tabii. Bir makaleniz vardı, borca dayalı para sistemi diye, tek bir makalede. Evet. Bunun ne olacağını, şu anda Avrupa Birliği'nin yani geldiği nokta ve gelişmiş dünyanın o zamandan çok iyi. O bir sayfa, 2 sayfalık bir makaleydi. Evet, yani o orada çok kitabın güzel, adını da ondan koydum. Yani borca dayalı para sistemini. Yani dediğiniz gibi piyasa çöktü. Piyasa çöktü. Ha şimdi ne yapılıyor? Şimdi işte işin şeyine uzatmaları. Bakıyorum. Uzatmaları ya da zulmü teşvik, yani şeye hedef şaşırtmaya başlıyor. Evet. İşte bu sağ solu işgal etme, saldırganlığa başladılar. Borç transferi. İşte borçları transfer etmeye başlıyor. Yani her türlü ahlaksızlık, adilik, etik olmayan her türlü şeyleri, hareketleri artık görmeye başladık. Evet. Efendim kimse bizim karşımıza çıkıp da işte ekonominin genel kuralları böyle, güçlü olan ayakta durur falan. Kardeşim biz böyle bir ekonomi istemiyoruz. Aynen. Biz de hani anlatılır, Edirne'de Fatih Sultan Mehmet şehzadeyken çıkıyor bir yere gidiyor alışveriş yapmak için. Ne diyor oradaki dükkanın sahibi? Ben seftah yaptım, şuradaki kardeşim yapmadı, git ondan al diyor. Aynen. Nerede yazıyor senin ekonomi kitabında, ekonomi anlayışında, değer sayımında bu? İktisade dediniz ya, iktisat ediyor. İktisat ediyor. Kanaat ki. Kanaat. Evet. Kanaat nerede burada? Arzu ve isteklersin. Bizde mesela kanaat en büyük hazinedir. Kanaat en büyük hazinedir. Değer sayımımız, yani Anadolu insanı. Bu Anadolu insanının en büyük şeyi kanaat. Yani ihtiyaçlar aslında kafanda biter. Çoğu yani birisi ihtiyaç kesbediyor diyor. Ben mesela şu anda hiç dururken ya ben işte şöyle şu fiyata bir ev sahibi olsam dediğim anda bitti ki ben aslında onun kölesi olmaya başlıyorum yani. Halbuki kanaat etsem. Kanaat diye bir şey yok. Nerede, hani bu bizim değer sayımımızda var. Zaten bizim kızdığımız nokta mevcut bu kitapları yazanlar değil. Ya da bu dersi okutanlar, yani bu çerçevede dönenler. Bunlar çoğu tercüme bizim, hocam. Bizim yani tercüme, çoğu tercüme ama bizim kızdığımız nokta, kardeşim siz bu toprakların çocuklarısınız. Evet. Bu Anadolu coğrafyası doğu değer sayımıyla batı değer sayımını ayaklarının altına almış bir coğrafyadır. Evet. Bu tarihimize bakarak bir kendimize gelmemiz lazım. Tarih ya. Müktesabı. Bu değer sayımı, bizim değer sayımımız bunların hepsinden üstün. Onun için bu program dizisinin sonunda biz medeniyeti konuşacağız. Evet. Yani medeniyet çalışmalarını konuşacağız. Yani biz kendi değerlerimize bakalım. Bizde kanaat diye bir şey var. Evet. Hiçbir, hangi iktisat kitabında ben bu zamana kadar görmedim. Kanaat diye bir başlık işlesin. Yok. Çünkü neden? Ne kadar çok tüketirsen o kadar çok mutlu olacaksın. Ya böyle bir tanımı da ben aslında ilk defa bu hafta beraber çalışırken gördüm. Yani ne kadar çok tüketirse o kadar çok mutlu olacaklarını ekonomistler varsayıyorlarmış bu insanların.
O zaman mutlu ol deyince işte tüket manasına geliyor. Evet. Mutlu musun yani? Bugün yedin içtin mi iyice? Tıka basa doydun mu yani? Ben sonuç sürecinde mesela bugünkü şeyle ilgili oldu ya hocam. Sonuç süreciyle Allah-u Teala hamd ettim. Yani çok harcadım. O ayrı. Hani sizden dediniz, evet, öyle bir örnek verdiniz. Ben aslında örneği vermedim. Belki şimdi benim yavrum da izliyordur. Onu da söyleyeyim. Evet. Yani kız çocuklar hassas olur biliyorsunuz. Tabii. Ben yani hamdolsun şifa bulduğu için mutlu oldum. Tabii elhamdülillah. Ama öbür taraftaki şey dediğiniz gibi yani başka örneklerle karşılaştırdığınız zaman nedir? Tam tersi bir durum var. Yani çok para harcadı, o zaman mutlu olması saçma bir düşünce. Mutlu yani olması çok saçma bir şey. Evet. Yani ne kadar çok tüketirsen, evet, o kadar çok mutlusun. Halbuki evet, mesela şeydir yani geçen bir hanım hoca hanımla konuşurken dedim ki ya dedim benim yani dolaplı gardıroplarınız dolu yani bizimkiler dolu sizinkiler daha fazla doludur filan. Ya öyle hocam dedi yani aslında dedi bütün iş alıp eve getirinceye kadar. Evet. Diyor şeyden aldınız eve getirdiniz paketi açtınız arzu istek kalmıyor. Evet. Kalmıyor değil aslında yeni ve arzu isteğe yönlendirilmiş, evet, o kenara konuluyor. Ya israf böyle bir şey. Evet. Ya doğal iktisat döngüsü böyle bir şey. Peki evet, bu doğal iktisat döngüsünde mal ve hizmetlerin nasıl döndüğünü biliyoruz. Evet. İçteki burada döngü, dönen dış döngü para. Evet. Para dediğimiz zaman hocam gelecek bölümün konusuna mı yavaş yavaş? Yavaş hocam, yavaş şöyle diyelim. Tanıtım mı yani, yapalım? Ne kadar kaldı süremiz? Pazar bir 5 dakikamız var. Son 5 dakikada son beş birkaç dakikada, tane, son 2 dakikada hatta birkaç tane soru soralım. Evet. Nedir soru? Bir tanesini siz sorun. Arkadaşlar evde çalışsınlar. Bir dahaki zihin olarak gelsinler. Parayı kim üretmektedir? Parayı kim üretiyor? En basit bir şey. Paranın miktarı nedir? Ya da bu şeyde cebimizdeki paranın, evet, yani nedir? Sahibi kim? Paranın sahibi kim? Oradan başlayabiliriz. Ya bu para nasıl üretiliyor? Bu para nasıl üretiliyor? Şimdi bu burada biz biliyoruz mal ve hizmet nasıl üretiliyor. Evet. İçteki döngü. İçteki döngü. Şimdi dıştaki kimse, döngüye geldik. Paranın dıştaki döngüye takdimi, geldik. Bunu kim üretiyor kardeşim? Bu parayı kim üretiyor? Evet. Ne kadar üretileceğine kim karar veriyor? Kim karar veriyor? Ve bu paranın sahibi kim? Paranın sahibi kim? Diğer borçlanmayla ilgili kısmı da söyleyeyim mi? Borçlanmayla ilgili kısmına da daha sonra gireriz. Sonra İyice girelim, şey yaptık. Onları şimdi bazı takipçilerin... Ama söyleyecekseniz de söyleyin. Yani artık son dakika içerisinde bitiriyoruz. Hocam o da kalsın isterseniz. Peki onu da bırakalım. Bizim takipçilerimiz biliyor ama biraz sürpriz olsun. Sosyal medyada takip eden arkadaşlar onlar biliyorlar. Fakat dolayısıyla için, paranın sahibi kim? Kim üretmektedir? Parayı kim kontrol etmektedir? Paranın miktarı nedir piyasadaki? Bak, miktar ne? Kim karar veriyor? Dolayısıyla bu denklik, ikisi arasındaki denklik... Ne kadar üretileceğine kim karar nasıl veriyor? Nasıl bozulmuştur? Nasıl bozulmuştur? Evet. Yani bozulmuş mudur? Bozulmuşsa nasıl bozulmuştur? Sorularıyla sizleri baş başa bırakarak... Hocam bir soru da... Değerli iktidar... buyurun. Hatırlatma. Sayın hocam. Çok yerde de Kanada'da bir anket yapılmış. Kameraman arkadaş işaret edip duruyor orada süreniz bitirelim bitti diyor diye ama... O yani, ankette... Mesleği ekonomi olanların dışındaki hocam yüksek lisans, doktora vesaire mezunu yani sahibi olanlar arasında anket yapılıyor. Ve bu bir sorulara, dakika hocam tam cevabını söyleme, anket yapılıyor. Cevabını söylemeden bırakalım, haftaya konuşalım. Bu sorulara acaba ne cevap verdiler? Ne cevap verdiler, süper. Evet değerli izleyiciler, sevgili dostlar. Bu haftaki bu programımızı da burada tamamlıyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar ve mutlu hafta sonları dileyerek sözlerimi bitiriyorum.